Arkadaşlar, şimdi size mezarlıklardaki son durumu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Burası Gölbaşı Adıyaman ilçesi Kurgeçit Mezarlığı'nın yanında açılan yeni bir mezarlık. Bugün 13 Şubat Pazartesi, depremin 8. günündeyiz. Artık genel olarak Gölbaşı ilçe merkezinde önemli kurumlara giriş çıkış biraz zorlaştı. Şehir içinde dolaşmak da biraz zorlaştı çünkü çok fazla her yerde özel hareket polisleri, askerler, polisler, gecileri, bekçiler vesaire var. O yüzden çekim yapmak da zor, artık bilgi vermek de zor. Büyük bir ihtimal son olarak mezarlığa da geldim. Buradaki işlemlerden size biraz bahsedeceğim. Şöyle ben genel olarak çevreyi göstereyim size. Şu an sahipsiz bir cenazenin geldiği haberi geldi. Onu görevli arkadaşlar defnedecekler. Şöyle ilk başta genelden başlayayım. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mezarlığı. O mezarlığın yan tarafında açılan yeni bir mezarlık. Buraya böyle cenazeler geliyor. Buraya yeni mezarlıklar açmış durumdalar. Ben hemen buradaki görevli arkadaşlardan da bilgi aldım. Kısaca size durumu özetleyeceğim. İşlemler nasıl yürüyor diye. Şimdi arkadaşlar, ilk bir gün, depremin birinci günü, tabi ortalığın karışıklığından dolayı vesaire derken cenazeler gerek vatandaşlar bizzat kendisi tarafından direkt gömülmüş. Ama ikinci gün sonrasında durum biraz daha kontrol altına alınmış ve görevliler aracılığıyla devlet hastanesine gelen cenazeler savcının tespitinden sonra devlet hastanesinde cenazelerin yıkanması değil de, çünkü ilçe genelinde su sıkıntısı olduğu için teyemmüm alınmış, aldırılmış cenazelere. Teyemmümden sonra kefenleme işlemi yaptırılmış. Daha sonra da mezarlığa gönderilmiş. Mezarlıklara. Gölbaşı'nda Kurugeçit Mezarlığı var, Kinirli Mezarlığı var, Yerbaşı Mezarlığı var, bir de un fabrikasının orada bir mezarlık var. Şu an bu Kurugeçit Mezarlığı'nın bu yeni açılan kısmında görevli arkadaşlar 60'tan fazla cenazenin gelip defnedildiğini söylediler. Ama ilçe genelinde tabi net bir şey söyleyemiyorum ama 600'den fazla cenazenin gömüldüğünü söylüyorlar. Durum böyle arkadaşlar. Hoca arkadaşların söylediğini ben tekrardan size aktarıyorum. Cenazeler, enkazlardan çıkarılan cenazeler devlet hastanesine getirildikten sonra teyemmümü alınıyor. Su kesintisi olduğundan dolayı yıkama işlemi yok ama teyemmümü alınıyor. Kefenleniyor. Ondan sonra mezarlıklara gönderiliyor. Burada mezarlıklarda görevli olan imam hocalarımız var. İmamlar burada cenaze namazını kılıp duasını yapıp defin işlemini yapıyorlar. Ben cenazelere çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Ailelere çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Yakın görüntü almak istemiyorum. Onun harici köylerde de arkadaşlar, köylerin cenazeleri ilçeye gelmiyor. Köylerde muhtarların denetiminde, köylerde bulunan imamlar da görevleri başında orada defin işlemleri yapılıyormuş. Durum köylerde de o şekilde. Tabi ilçe genelinde ölü sayısı net ne kadar, yaralı sayısı net ne kadar henüz bilinmiyor. Ben çok fazla yaklaşmadan hemen burada da bir kimliği belirsiz, sahipsiz bir cenaze gelmiş. Onu şöyle çok yaklaşmadan uzaktan göstereceğim ki buradaki amacım hani genel olarak işlemler nasıl yürüyor onu görün diye. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mezarlığı mevkisi. Mezarlıklardaki son durumu aktarmaya çalışıyorum. Şu an kimliği belirsiz, sahipsiz bir cenaze geldi. Onu hem görevli arkadaşlar hem vatandaşlar defnetmeye çalışıyor. Görevli arkadaşların dediği şeylerden bir tanesi de şuydu. Eğer cenazelerin vücut bütünlüğü çok fazla bozulmadıysa teyemmüm aldırıp defin işlemini yapmaya çalışıyorlar. Ben çok fazla yaklaşmıyorum oraya. Hem görevli arkadaşları rahatsız etmeyelim, hem çok fazla da mahremiyete girmek de istemiyorum. İnsanların acılarını bizzat çekmeyi istemiyorum. Ben genel durumu aktarmaya çalışıyorum. Fazla bilgi karmaşasına vesaire girmeden sizlere genel durumu anlatmaya çalışıyorum. Burada
Yeni açılan mezarlıkta birçok cenaze var. Defnedilmiş durumdalar. Hepsini Allah rahmet eylesin. Allah mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mezarlıklarda son durum böyle. İl dışından, çevre illerden yardıma gelen araçlar vardı, cenaze araçları vardı. Onların görevlileriyle de konuştum, sağ olsunlar, onlar da yardıma gelmişler. Şurada hemen yine gösteriyorum. Kimliği belirsiz, sahipsiz bir cenaze geldi. Onu hem görevli arkadaşlar hem vatandaşlar defnediyorlar. Mezarlıklarda din görevlileri, imamlar, Diyanet'ten arkadaşlar var. Burada gömmüşler, tahtaların üzerlerine isim yazıyorlar. Ben gidip bizzat da okudum. Bir tane bir mezarımızın üzerinde pembe bir bere var. Muhtemelen kız çocuğu. Böyle. Şuradaki mezarda siyah bir şey var. Üzerine Arapça yazılmış. Suriyeli vatandaşımız olabilir. Böyle. Mezarlıklarda son durum böyle arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Adıyaman Gölbaşı 13 Şubat Pazartesi depremin 8. günü. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Kuru Geçit Mezarlığı mevkindeyiz. İlçe genelinde 600'ün üzerinde cenazenin defnedildiği söyleniyor. Yaralı sayısı konusunda bilgi yok. Cenazeler, enkazdan çıkarılan cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Buradaki tahtalar cenazelerin isimlerini yazmak için kullanılıyor. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler savcının tespitinden sonra kefen teyemmümü alınıyor, kefenleniyor. Ondan sonra mezarlıklara gönderiliyor. Mezarlıklarda bekleyen imamlar, din görevlileri eşliğinde cenaze namazları kılınıp duaları edilip ondan sonra defnediliyor. Mezarlıklardaki son durum bu arkadaşlar. İlçe genelinde biraz önce de ifade ettiğim gibi artık bir yerden bir yere gitmek biraz kısmen daha zorlaştı. Aslında yani demek istediğim kurumlara gidip bilgi almak vesaire biraz sıkıntı olabiliyor. Artık birçok yerde özel hareket polisleri, askerler, bekçiler vesaire var. Görevliler zaten ellerinden geldiğince birçok yardımı yapmaya çalışıyor. Durum böyle. Buradaki çadırda din görevlileri kalıyor. Sabahtan akşama kadar, sabahın erken saatlerinde geliyormuş din görevlileri. Buradalar sürekli. Cenazelerin defin işlemini gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Kuru Geçit Mezarlığı'ndan son durum bu şekildeydi.